Pati Serap Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türk mutfağına damga vurup Turkish Delight denildiğinde neredeyse her dilde meşhur olan lokumumuzu yapacağız. Damla sakızlı ve kavrulmuş fındıkla taçlandırdığım lokumun malzeme listesini not edin. Çünkü bugün mutfakta şenlik var. İlk önce kıvamlı bir şerbet hazırlamak için şekerimizi ve suyumuzu bir tencerenin içerisine alalım. Şekeri eriyene kadar karıştırıp altını açalım ve kaynatmaya bırakalım. Kıvamlı bir şerbet elde edeceğimiz için yaklaşık 15 dakika kaynatmamız gerekiyor. Bunun için de arada sırada gelip karıştırmamız gerekiyor. Su oranı şekerden daha az olduğu için kaynadıktan sonra renginin hafif değişmesi çok normal. Şerbetimiz kaynadıktan sonra şimdi de nişastanın içerisine bir bardak suyumuzu ekleyelim ve ardından da bir tatlı kaşığı krem tartarımızı ilave ettikten sonra bu karışımımızı güzelce karıştıralım. Krem tartar lokum yapımında çok önemli bir rol oynamakta. Potasyum tuzu olarak da geçen bu madde kabartma tozunda da bulunmakta. Yani elinize krem tartar yoksa bir paket kabartma tozu da işinizi görecektir. Şimdi de sıra damla sakızımızı ezmekte. Ben 2 tane nohut büyüklüğünde damla sakızı kullandım. Biraz daha tadı baskın olsun isterseniz 3'e kadar çıkabilirsiniz. Daha fazlasını tavsiye etmiyorum çünkü tadını acılaştırabilir. Nişastalı karışımımızı şerbetimizi eklemeden önce şerbetten 1-2 kaşık ilave edip karıştıralım ve ılıtalım. Sonrasında da nişastayı direkt yapımda da gördüğünüz gibi tenceremize aktaralım. İki yemek kaşığı limon suyumuzu da ilave edelim. Orta ateşte sürekli karıştırarak artık kıvam almasını sağlayalım. Bu kıvam alma işlemi yaklaşık 25 dakika sürecek. Ve 25 dakikanın sonunda artık rengi de hafif karamelize olduktan sonra gördüğünüz gibi tencereden kendiliğinden ayrılıyor olacak ve artık kıvama geldi demektir. Kıvamı olduktan sonra artık altını kapatabiliriz ve şimdi de kırdığımız fındıkları içerisine ekleyelim ve yine tekrardan karıştıralım. Donma işlemini gerçekleştireceğim kabımın büyüklüğü gördüğünüz gibi küçük bir borcam, 22 santimlik. Bunun içerisine yağlı kağıdımızı güzelce bir serelim. Lokumumuzun yapışmaması için de tabanına iyice nişasta dökelim. Ve şimdi de lokumumuzu tencerede fazla bekletmeden, çünkü hemen kıvam alıyor, borcamımızın içerisine dökelim.
Lokumu borcama yaymak için bir kaşık kullanalım ve kaşığı sık sık sıvı yağ ile yağlayalım. Bu sayede yayma işlemi daha kolay olacak. Güzelce ne yaydığımız ve düzleştirdiğimiz lokumumuzu şimdi de bir gece oda ısısında dinlendirelim. Bir gece sonra artık dilimlemeye geldi sıra. Bunun için de nişastamızla pudra şekerimizi karıştıralım ve tezgahın üzerine güzelce ne yayalım. Yağlı kağıt sayesinde lokumumuz gördüğünüz gibi borcamın içerisinden çok hızlı bir şekilde çıkacaktır. Şimdi de tersini nişasta serptiğimiz tezgahın üzerine koyalım ve üzerinden yağlı kağıdını sıyıralım. Yağlı kağıdının üzerinden söktükten sonra üstteki kalan nişastayı biraz temizleyelim ve ardından pudra şekerimi karışımından biraz üzerine serpelim. Neden sadece pudra şekeri serpmiyoruz da nişastayla karıştırıyoruz derseniz eğer, yapısal olarak lokum zaten şekerden yapılıyor. Pudra şekerini de üzerine direkt serpersek eğer hemen pudra şekerini emecektir. O yüzden nişastayla karıştırıyoruz ki emme işlemi olmasın. Şimdi de sıra dilimleme işleminde. Siz dilimleri istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben biraz lokmalık yani biraz daha büyük yaptım. Siz tabii daha küçük yani kuş lokumu dediğimiz küçük boyutlarda da kesme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Kesme işlemimiz bittikten sonra kesim yerlerini tekrar pudra şekeri ve nişasta karışımıza batıralım. Ve işte gördüğünüz gibi ev yapımı fındıklı ve damla sakızlı lokumlarımız da hazır. Toplamda yapımı 1 saati bulan lokumun yapımında isterseniz gül suyu ya da herhangi başka bir aromada kullanabilirsiniz. Lokumu muhafaza etmek için dolaba kaldırmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü muhtemelen sertleşecektir. Oda ısısında kapaklı bir kasenin içerisine muhafaza edebilirsiniz. Ve işte bugünlük de benden bu kadardı. Umarım tarifim, anlatımım ve videom hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.